Bugün yine çok heyecanlıyım çünkü size çok güzel, çok kıymetli, her yerde kullanabileceğiniz belli başlı yapılar, ifadeler vereceğim. Arkadaşlar gerçekten yani ben her gün yeni bir kelime öğrenmeye, yeni bir şey öğrenmeye devam ediyorum İngilizce anlamında. Öğrenme süreci bitmez ve her öğrendiğim gün çok mutlu olurum. Yani o gün yeni bir kelime öğrendim. Bir yerden ya da bir öğrencim sayesinde yeni bir kelime öğrendim. Çok mutlu olurum. Neden? O gün kendime bir şey daha ekledim, değil mi? Siz de o yüzden bugün kendinize bir sürü birkaç bir şey daha ekleyeceksiniz ve o yüzden çok mutlu olun. Benim heyecanımı paylaşmanızı istiyorum. Bunlar az şeyler değil arkadaşlar. Üzerine ekleye 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 yavaş yavaş değil mi? İstediğimiz akıcı seviyeye geleceğiz ve iyi işler yapmaya devam edeceğiz. Evet, hazırsanız başlayalım ve bugün sizlerle recommendation yani öneri, tavsiyeler üzerine konuşacağız. Soracağız, öneri vereceğiz. Aa onu yapma diye önerilerde bulunacağız. Bütün yapıları öğreneceğiz. Lingomati hoş geldiniz. Benim ismim Merve. Ve her cuma sizlerle yepyeni içeriklerle buradayım. Hemen konumuza başlayalım. Asking for recommendations. Soralım, değil mi? Birine öneri soralım. Recommendation soralım. Do you know any good places to eat here? Arkadaşlar, do you know any good places to eat, to drink, to visit? İstediğini ekleyebilirsin, değil mi? İstediğin fiili koyabilirsin sonrasına. Do you know any good places to? What's the best way to get around in Istanbul? Get around, phrasal verb'dür. Dolanmak, gezinmek yani. Gezmek, seyahat etmek anlamında. Get around, değil mi? What's the best way to get around in Istanbul? Diyorum. O da diyor ki, metro is the best way to get around in Istanbul. Ya da küçük bir şehirdesiniz. Walking is the best way to get around in my city. Diyor, tamam? What else is worth seeing? Enfes bir ifade. What else is worth seeing? Worth, değer anlamındadır arkadaşlar. What else is worth? Artı verb ing gelir. Lütfen unutmayın. What else is worth eating? What else is worth learning? What else is worth doing? Hani başka ne yemeye değer, ne öğrenmeye değer, ne yapmaya değer anlamında. What else is worth doing in the morning? Sabah ne yapmaya değer bu şehirde? Gezme bağlamında gideceğim bu videoda. Hani gezelim, seyahat edelim anlamında İstanbul üzerinden gidelim. Tabii ki bunu istediğiniz yere kullanabilirsiniz, değil mi? Çalışmalarınızda. What else is worth? Artı verb ing yapısı. What about? What about yapısı? Peki şuna ne dersin anlamda? Mesela what about kebap? Hani onu yiyeyim mi ya da kebap nasıl? Ne dersin o konuda gibi sorarken bize what about kebap? What about going to Nevşehir gibi? Nevşehir'e gitmek nasıl ya da ne dersin anlamında what about diyoruz. Ya da hani başka bir önerin var mı bana İstanbul'da derken have you got any other tips? Have you got any other tips? Başka bir önerin var mı? Okay, biri önerilerimizi sordu değil mi? Şimdi de cevaplayalım. Recommending things. Önerilerde bulunalım. Ne diyeceğiz? Bir İstanbul'a gelmiş. Diyeceğiz ki It's probably best to use subway. It's probably best to try baklava gibi. Hani it's probably best to ne dersen ekliyorsun. Şunu yapman yeter. Şunu yapman harika olur. Şunu yapman süper olur anlamında. Ne diyoruz? It's probably best to. Ya da ben sana şunu öneririm derken birine ne diyoruz? I'd recommend subway. I'd recommend transportation card. I'd recommend taxis gibi neyi öneriyorsan söyleyebilirsin. Hani şu yere gitmezsen olmaz diyeceğiz. You should definitely see Sultanahmet. You should definitely go to Pamukkale. Değil mi? You should definitely go. Worth yapısı vardı ya enfes. Onu afilli olarak şöyle de kullanabilirsiniz. Mesela Pamukkale is well worth seeing. It's well worth visiting. Kebap is well worth eating gibi. Değil mi? Well worth, verb ing yine. Worth'dan sonra hep verb ing geliyor. Hani onu yapmaya çok iyi değer. Çok değer. Kesin yap anlamında ne diyoruz? It's well worth going to this place. Yine buraya muhakkak gitmesin derken You really must go to Antep to try baklava. Değil mi? You must go to Antep to try baklava. Ne istiyorsan oraya yine ekliyorsun. Peki, önermem diyeceğiz arkadaşlar. Don't
bother. Don't bother. Bother'ın anlamına bakarsanız böyle zahmet etme falan gibi ama don't bother tam böyle çevirisi kafama yakışmıyor benim ama don't bother going to Niğde. Niğde de benim memleketim. Don't bother going to Niğde. Niğde'ye gitmene gerek yok. Hani hiç yorma kendine gibi. Don't bother going to. Don't bother'dan sonra da gördüğünüz gibi ne geliyor? Verb ing. Don't bother visiting that castle. O kaleye gitmeye değmez. Bir şey yok. Taşkaya derken. Don't bother visiting the castle. Ya da it isn't really worth visiting that castle. It isn't really worth visiting that castle. Yani worth'in mantığını iyice anladınız değil mi? İzle kullanıyorum. To be fiili. Worth. Verb ing. Ya da direkt don't. İmperatif yapısıyla don't kullanabilirsiniz. Mesela don't visit that place. Don't go to Antep. Don't try this food. It's not good. Derken don't try. Aynı mantıkla ben yapmazdım senin yerinde olsam nasıl diyeceğiz? I wouldn't try that food. I wouldn't go to that castle diyebiliriz. I wouldn't go to that castle. Şimdi size bir sorum var. Bu videoyu dikkatle izliyorsanız muhakkak cevap verirsiniz. Where are you from? What would you recommend in your city? Neresin? Ve sen neler önerirdin kendi şehrinde? Heyecanla yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Şimdi ben size bir örnek vereceğim. Siz de benim örneğimi takip edebilirsiniz. Mesela I'm from Niğde. Niğde is a good city. But it's small. Walking is the best way to get around in Niğde. I'd recommend bus if you want to go outside of Niğde. There's a very famous castle in Niğde that's worth visiting. You really must go to the old mosque with a picture on it. Don't bother going to the villages of Niğde. It's very small and I wouldn't go. Aynen benim yaptığım gibi Niğde ile aklıma gelenleri şu an spontan bir şekilde size anlattım. Siz de şöyle bir düşünün. Kendi şehrinizle ilgili bize önerilerde bulunun bakalım. Nerelere gidelim, neler yiyelim, neler yapalım hepsini dört gözle bekliyoruz. Okey, biriyle muhabbet ettik. O kadar önerilerde bulundu, bize zahmet etti. Biz ne diyelim peki? That's good to know. Aa, çok iyi oldu bunu bilmek. That's good to know. Ya da that sounds good. That sounds great. Thanks. That's really useful. Çok kullanışlı. Thank you. That's really useful. Ya da aa evet onu önceden duymuştum. Herkes öyle diyor derken. Yeah, I've heard that before. Yeah, I've heard that before. Yapısını kullanabilirsiniz. Benim ifadelerim bu kadar. Worth'den sonra ing, don't bother'dan sonra ing geldiğini unutmayın. Yorumlarda şehrinizden bahsetmeyi unutmayın. Hepsini dört gözle bekliyorum ve heyecanla okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.